Çok beğendim, çok güzel. Harika, nezih bir lokanta olacak burası. Mükemmel olacak ortak. Çok para kazanacağız. Gerçekten yani nezih insanların geldiği, kibar insanların geldiği çok önemli bir yer olması istiyorum burası. Evet, nezih insanlar bol para bırakır ortak. Çok para kazanacağız. Kesinlikle bana bak. Zenginlikleri düşünelim, tamam mı? Böyle menümüz zengin olsun. Mesela İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı böyle şeyler yapalım. Zengin menü, zengin müşteri demek ortak. Ağzından bal damlıyor ya. Ya bana bak, canlı müzik olsun. Burada canlı müzik istiyorum. Yani bir tanıdığım bazı arkadaşlar var. Çok güzel müzik etmiyorlar. Gelsinler müzik yapsınlar. Burada konser versinler. Ne bileyim insanlar eğlensin falan. Öyle bir şey olmasını istiyorum burada. Ama gürültülü falan müzik istemem. Zaten öyle gürültülü müziğe rockerlar, hippiler falan geliyor. Tabii. Hele öğrenciyle falan. Aman aman. Çulsuzlarla işim olmaz. Bana bol paralı insan lazım. Kesinlikle, kesinlikle bana bak. Menüde içki olsun, tamam mı? Evet, böyle yemeğin yanında güzel içki gelsin insanlar işte ne bileyim böyle bir ağız tatları gelişsin falan öyle bir şey istiyorum. Alkol mü dedin? Evet, kesin şart ya, olmak zorunda. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Biri alırız, beşe satarız. Hatta ben kaçak içki falan da bulurum. Beşe alırız, 20'ye satarız. Tamam, bu iş olur ya. Efendim? Alkol diyorum, çok para kazanacağız diyorum. Tamam, ama bak, bana bak. Şimdi anlaşalım. Dekorasyonda biraz para harcamamız lazım. Tamam mı? Böyle ya bir daha harika çalışalım diyorum. Daha başlamadan bir sürü para harcatacaksın bize ya. Ne dekorasyonu ya? Ya bak ama iyi bir mimarla çalışalım ki iyi bir yerimiz olsun. Lan mimar ayağı falan bunlar hep para harcatır bize. Bırak bu işleri ya. Niye canım ben böyle işte Fransa'dan bir mimar getiririz diye düşünmüştüm. Belki de müzik de olsun. Ya ne Fransa'dan mutfağı mimar falan filan. Bak İnegöl'de benim tanıdığım arkadaşlar var. Tamam mı? Oradan çıkma mobilyaları alacağız. Tamam mı? Koyacağız şuraya tabura falan masa. Ondan sonra bir pazarda geleceğiz. Ben yaparım, sen merak etme. Burayı kırmızıya boyayacağım. Kırmızı ya, mı? Bir arkadaştan duymuştum ya, kırmızı işte açıyormuş. Ya sen beni dinle ya. Ya biz ne anlarız boya yapmaktan, mobilyadan bir anlarız? Ya ben yapacağım, sen merak etme. Ya bak, bu işte kesin anlaşmamız lazım. Yoksa bak, orası böyle bir mekan olur bana ki burası. Bana para harcamak deme ya. İşte, tamam bak, o zaman istemediğin böyle öğrenci tayfası falan gelir buraya. Bak, iyi bir mekana çabuk gelin. Tamam. Bak, işte, tamam, o zaman biraz para harcamak, tamam. Ya, bak, ayrıca para harcamaktan sakın çekinme. Ben kesin para kazanma garantili formülü diyorum. Garantili mi? Garantili, para kazanma. Tabii canım, kesinlikle. Tamam, o zaman ben bu işte var. Bak şimdi, bu ülkede Avrupa mükemmellik ödülü iki defa almış bir şirket var. Kimmiş bu? Boş firması. Bize ne boştan ya? Ya bize ne deme canım, benim dayı kızım çalışıyor ya boşta. Şu sabahtan akşama kadar gülen. Evet, car. Ya ondan bize hayır gelmez ya. Ya ondan hayır gelmesin canım, boştan hayır gelecek. Kız boşta çalışıyor ya. Geçenlerde bize geldi. VR boş diye bir şey yapmışlar. Yer gök VR boş olmuş. Herkesin sırtında VR boş yazıyorduk ya. Burada böyle çok önemli bir faaliyet yapmışlar VR boşla. Bize ne canım VR boştan ya? Hem bize ya, nesi var mı canım? İşte ona göre bak, bütün süreçlerini düzenlemişler, işte ona göre hedefler falan koymuşlar. Var ya, bu işler çok para kazanıyorlarmış bu işler. Ya şimdi hedefleri falan, ilkeleri falan, bunlar bize çok para harcatır ya. Onları biz alamayız oğlum ya. Zaten 3 kuruş param var. Almayacağız ki, adamlar zaten ücretsiz veriyor. Bedava. Bedava mı? Tabii canım. Beleş. Tabii ki. Ulan o ilkeler bende olacaktı, satardım valla. Adamların bunlar para kazanma ihtiyacı yok. O kadar kazanıyor. Bak şimdi ben bilgisayarı kaydetmiştim bunları. Bir sana göstermek istiyorum. Aç bakalım. Ne diyor? Aç bakalım. Hadi aç. Bak şimdi. Harika. Senin de çok hoşuna gidecek. Evet. Neymiş? Hedefimiz, başarmak istediklerimiz. Robert Bush'un değerleri doğrultusunda şirketin güçlü gelişimini garanti altına alıp mali bağımsızlığını koruyarak geleceğini güvence altına almak temel hedefimizdir. Nasıl? Ulan tam benlik. Mali bağımsızlık parayla olur. Para varsa ben varım. Tamam, sadece para değil ama... Bu boş işi biliyor. Vallahi biliyor. Biliyor, kesinlikle işi biliyor. Ama aklına yattı o zaman, değil mi? Para varsa yatıyor. Devam. Bir sonrakine geçelim o zaman. Geçelim. Bak şimdi diyor. Motivasyonumuz diyor, bizi harekete geçirenler. Yaşam için teknoloji. Ürünlerimizin insanları heyecanlandırmasını, yaşam kalitelerini iyileştirmesini ve doğal kaynakların korunmasında katkıda bulunmasını istiyoruz diyor. Bak ne güzel söylemişler ya. Tabii heyecanlansınlar. Değil heyecanlanan ki insan çok para verir. Evet öyle bir yemek yapacağız ki insanlar heyecanlanacak. Yani yemeklerimizden heyecan duyacaklar, mutlu olacaklar. Bunu istiyoruz. Değil mi? Tam benlik ya. Değil mi? Tabii bir de bir şey var. Kaynakların korunmasında katkıda bulunmak. Doğal kaynakların katkıda bulunmak. Ya geç doğal kaynak, yaşam teknolojisi. Geç bunları bize çok para harcadır. Niye? Ya biz suni biraz devam edelim. Parayı alalım. Ama nasıl olur canım? Yer boş. Ya biz boş muyuz ya? Biz hoşuz, hoş. Ana. Kafenin ismini de buldum lan. Nasıl? Boş restoran. Boş? Evet. Yani yıllardır bu ülkede en çok ciroyu kim yaptı? Şen Bakkal, Can Berber. Ya ama ne bileyim. Ben yabancı bir isim düşünmüştüm. Ne bileyim, farklı bir şey olsun demiştim. Bak bu konsept mekanı olacak ya. Fransızca bir isim mesela. Restaurant de la Rue. Mesela nasıl?
Küfür mü ediyorsun bana? Ya ne diyorsun sen ya? Yok hakkında ne olsun dedim. Ya bırak ne öyle restoran onu. Ya hoş restoran iyidir. Bak benim annem babam gelmek istediğin zaman taksiye ne diyecek? Hulu hulu hulu. Lan ben söylemiyorum lan. Hoş restoran bize hoşuma götür. Hoşa götür. Bak ne güzel akılda kalır. Hoşa gidiyorum ne bileyim bilmiyorum. Ama o zaman daha kolay bir şey olsun. İşte İtalyanca bize fratelli nasıl? Bak o da böyle söylemesi güzel. Hı? Ortak ne diyorsun sen ya fratelli mratelli? İki kere Avrupa'ya gittin Avrupa'yı oldun ya. Sen şimdi daha böyle havalı bir şey mi istiyorsun? Evet ya. Gel kardeşim. Sen benim fikirlerime bak. Hı. Boş yazısı var değil mi? Hı. Al boşun B'sini. Hı. Koy H'yi. Yazılışı ne oldu? Osucuk. Osucuk. Okumuşu ne oldu? Hoş. Hoş. Al şu bir ara yazıyor ya. Hı. Bunu da alırız boşa. Bir ar hoş. Ya bir ar hoş. Bak aklıma yattı mı ya? Ulan ben işçilikten ya. Geliyorum biraz bana. Değer ver ya. Doğru harfına bir yaşa. Doğru şey. Tuttu bunu ortak. Tutacağım tabii ya. Gel bana doğru. Bir sonraki. Bak şimdi ne diyor? Stratejik odaklı. Bizi başarıya götürenler. Müşteriye odaklanmak. Müşterilerin ne istediğini biliyor. Ürünlerimizi ona göre uyarlıyor ve yeni iş modelleri oluşturuyoruz. Tamam oradan. Müşteriye odaklanacağız. Müşteri ne istiyor? Kuru fasulye pilav. Dayan gitsin. Yeni iş modelleri diyor. Onu da buldum. Bu mekan boş durmaz. Geceleri ben işletirim. Kına gecesi, düğün salonu, sıra gecesi. Ben buraya türkü var bile yaparım. Olur mu canım? Çizgimiz olacak, bir konseptimiz olacak. Ya yemişim çizgini, konseptini. La biraz bana bak. Bu kadar para harcayacağım lan buraya. Delirtme beni. Tamam tamam. Şey olur olur. Ben buraya alayım. Yeni tamam. İş modeli. Ben mi söylüyorum ya? Bak burada yazıyor. Sen tuttun kurbanın aklıma. Tamam. Konsept dahil de yaparız. Olmuş. Tamam. Geleceği şekillendirmek. Bak şimdi. Değişimleri tasarlıyor ve özellikle ağ bağlantısı. Elektromobilite, enerji verimliliğinin otonom alanlarda ve büyüyen pazarlarda olduğumuz fırsatları kullanıyoruz. Bak şimdi. Şöyle yaparız bunu. Şimdi ağ bağlantısı diyor ya. Her tarafa Wi-Fi kurarız. Tamam mı? Bizim bir arkadaş var. Erdem gelir bu modelleri kurar. Sağlarız onu. O elektromobil diyor ya, bunu ben ayarlarım. Bu şu kuryeler kullanıyor, motosiklet. O demek istiyor. Evde servis mi yapacağız? Ya ben ikinci el bulurum, otomobillerine falan. Sen rahat ol. Tamam bak, enerji verimliliğinde de bizim buzdolabını değiştiririz, ağ sınıfı yaparız. Damları da ona göre değiştiririz. Bu otonom alanlarında da alan kurarız, otolarda ne bileyim ben. Onu bir şey yaparız ya, uydururuz, bir şey uydururuz ona bence. Değil mi? Ya ortak bak, geleceği şekillendirmek diyor. Hı. Sen burayı tam anlamadın galiba bak. Geleceği şekillendirmek nasıl olur? Nasıl olur? Çocuklarımıza nasıl bir miras bırakacağız? Villa mı bırakacağız? Apartman dairesi mi? Geleceği şekillendir diyor ya. Ben demiyorum bak boş diyor. Sen makam arabasına mı bineceksin? Ben bisiklete mi bineceğim? Ona karar vereceğiz. Boş bu işi biliyor. Tamam o zaman devam edelim. Evet devam edelim. Bak şimdi bir sonrakine bakalım. Mükemmellik arayışı. Heh, değil mi? Kendimizi en iyi rakiplerimize kıyaslıyoruz. Hızlı, çevik ve hassas çalışıyoruz. Verimli proseslerle, esnek yapılarla ve yüksek üretim verimiyle şirketin değerini güvence alıyor ve artırıyoruz diyor. Tamam ortak. Bu da bana uyuyor. Buyur bakalım. Hızlı çevik garsonlar alacağız. Ha. Arı gibi, pire gibi. Ha. Böyle küçük sanayi esnaflarında falan görmüştüm. Ben onları ayıracağım. Sen merak etme. Ben kariyer neti ilan verdim. Birkaç tane mektepli gelecek. Ha. Ya bak burada kendinizi en iyi rakiplerinizle falan ya. Bu bana ters. Ben kimseyi kendime göre kıyaslayamam. Kıyaslamak isteyen, rol medal almak isteyen alsın. Benim bir değerim var ya. Yani diyorsun ki pazarda bir numara olacağım. Tabii bir numara olacağım ya. Hedefim var benim ya. Tuttun mu? Güzel. Boş bu işi biliyor değil mi? Bak. Evet. Bakalım. Sonraki. Güçlü tarafları. Yeteneklerimiz. Boş kültürü. Bir dakika. O boş kültürü artık hoş kültürü diyeceğiz. Tamam. Bunun da hoş kültürü diyoruz. Hoş kültürü tamam, diyeceğiz. Peki. Biz boş muyuz? Biz hoşuz. Hoşucu. Bizi bütün dünyada eşsiz bir şirket kültürü birleştiriyor. Değerlerimizi yaşıyor ve sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Boşta çalıştım. Hoşta çalıştığımız için gurur duyuyoruz ya. Değil mi? Ulan bu mekanda çalışıp da gurur duymayacak adam çeksin gitsin lan. Çekerken de kapıyı yavaş olsun. Yani öyle bir şey yok ama bak yine de... Bak, ne demek ya? Ben burada çalışması için adamı motive mi edeceğim ya? Ulan baksana mekana bak ya. 1, 2, 3 Say say bitme at koştur burada. Tamam, o tamam. Kadar dekorasyona da para vereceğiz. İşte çalışmayacak adam gitsin istemiyorum. Tamam ya. İşte ben de onu diyorum. Yani ona göre bir mekan kurmamız lazım. Böyle işte insanların burada çalışmaktan mutlu olacağı diye mekan olması lazım değil mi? Tamam onu sanlara bak. O bende. Bak şimdi yüksek inovasyon gücü. Yaratıcı fikirlerle yeni teknolojik çözümler geliştiriyor ve başarıyla pazara sunuyoruz. Bunu geç ya. Bize uyan kısmını alalım. Bu ne ya? Her şeyi alacak değiliz ya. Zaten beleş. Onu çıkar. Çıkaralım. Geç. Ben zaten burada error verdim ya. Olmadı yani.
Anlamadım ben biraz. Neyse tamam, bir sonraki geçeceğim o zaman. Mükemmel kalite, bak şimdi. Diyor ki yüksek kaliteli ve çok güvenilir ürünler çıkartıyoruz. Ne güzel. Böylece müşterilerimizin istek ve beklentilerini karşılıyoruz. Tamam işte ya. Bunlar, bu da yukarısına benziyor. Evet. Müşteri ne isterse onu getirecek. Müşteri odaklı çalışacağız. Evet. Ama yine çizgimizden vazgeçmeyeceğiz. Ben bunu söylerim. Müşteri kuru fasulye isterse kuru fasulye verecek. Pilav isterse pilav. Bizim alacağımız şey belli. Para. Tamam, sen taktın kuru fasulye. Tamam. Küresel konu. Biz uluslararası bir şirket. Küresel varlığımızı sürekli bir biçimde arttırırken aynı zamanda yerel sorumluluklarımızın da bir biçimde izliyor. Burada kaldık. Bu bize uymaz. Olur mu canım? Küresel diyor, uluslararası diyor. Ya en çok bize uyan bu. Allah Allah, bak benim anne tarafı Cezayir'den geliyor. Tamam mı? Cezayir. Baba tarafı Kırım'dan geliyor. Evet evet, bak şimdi. Cezayir burası, Kırım burası. Sonra babamın baba tarafı da işte Bulgaristan tarafından falan göçme. Sen de var bir şeyler karışık değil mi? Bende Rusluk var. Ruslık var. Sen de tarafında Afrika göçmeni. Afrika göçmeni işte. Biraz da Çingenlik var. Uluslararası olduk. Bütün her tarafı kapsıyoruz. Sen Birleşmiş Milletler gibiyiz. Bizden daha küresel mi var? Tamam ortak, öyle diyorsan biz uluslararası. Çözeceğiz, çözdük bunu kesinlikle. Bak şimdi bir de bundan sonra değerler kısmı var ama çok uzun. Bunları benim kafam almaz. Hı. Ben bunlara uğraşamam şimdi. Zaten biliyordur herhalde bunu arkadaşlar. Tabii canım, arkadaşlar bunu kesinlikle biliyordur. Yani biz buraya kadar alalım. Bundan sonrasını bakarız. Eğer işimize yararsa. Tamam, önce biraz para kazanalım da ondan sonra devam edelim. Taktım paraya ya. Tamam, ona göre bakacağız bir şeyler. Benim bütün birikimim burada ya. Evet, bütün hazırlıklar. Evet, bütün hazırlıklar tamamlanmış, restoranımız açılmıştır. Ortaklarımız çalışanları toplamış, ilk iş günü öncesinde son bilgilendirme toplantısını yapmaktadılar. Merhaba, ben Fatih. Merhaba, Serkan. Sen de yenisin değil mi? Serkan yeni. Ne olarak biz de yeni. Garsonsun. Şef garson. Baksana, mekan da yeni bak. Yazılar falan yazmışlar. Çok güzel olacak burada çalışmak. Valla ben de mekanlar gördüm. İşte, idare edelim. Peki. Ne kadar anlaştın sen burada? Ne kadar oluyor? Gerektiği kadar. Nasıl ya gerektiği kadar? Aa, katiyen söyleyemem. Biraz yıl değil. Ya olur mu öyle şey? Bak ikimiz anlar. Sanki devlet sırrı ya. Öyle. Duyum. Hayda. Bak ben 900 alıyorum. Sen de söyle. Bak ben söyle. Ben söyleyeyim daha iyi bence. Nasıl ya ben söyleyeyim daha iyi? Çok mu az mı? Merhaba. Merhaba. Garson değil mi? Şef. Sen ne kadar alıyor? Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bugün çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün. Bugün lokantamızın ilk günü. Açılış yapıyoruz ve evet. Hoş restoran açılmış bulmakta. Arkadaşlar şimdi ilk gün ben tanışma toplantısı olsun, kaynaşma toplantısı olsun. Hem de böyle birkaç şey söylemek istediğim bir şeyler var. Onları size aktarmak istiyorum. Birazdan ortamda zaten konuşacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mekanımız hazır. Burası çok konsept bir lokanta. O yüzden buraya nezih insanları, bu ne biçim bir düğme ilk demişsin. Ayrıca kahvenin ayakkabı mıydı? Yani sıkım gibi siyah. Bu ne beyaz? O istatı çıplak ayakkabısın. Açtığımız çünkü. Evet, dediğim gibi burası konsept yok. Buraya nezih insanlar gelecek, kibar insanlar gelecek. Aman arkadaşlar, lütfen gözünüzü, yani çok biliyoruz için burada arkadaşlar insanları korkutacak, insanları buradan uzaklaştıracak herhangi bir hareket sakın ha, zina istemiyorum, tamam mı? Kaçırmayın müşterileri. Müşterimi kaçıracak elemanım var ya, gözünü yaşına bakmam. Dediğim gibi müşteri haklı, yani her zaman için haklı düsturla çalışacağız, tamam mı? Müşteri haklı değil, nimetimiz. Ama bunu yaparken de çizgimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuçta burası bir konsept lokanta değil mi? Yani ona göre davranacağız. Lütfen temizliğe çok dikkat edin. Ama lütfen çok rica ediyorum. Böyle yerde, onun üstünüzde, başınızda herhangi bir leke sakın istemiyorum. Yani temizlik baş koşulların tanesi yani değil mi? Kesinlikle. Ayrıca çok hızlı çalışacağız, çok esnek çalışacağız. Masalarımız mesela işte bir müşteri kalktıktan sonra en fazla 2 dakika içerisinde tekrar servise hazır. Bir dakika. Bir dakika da.
1,5. Tamam, maksimum 2 dakikada olabilir. Evet, 2 dakikada masamız tekrar hazır. Bütün yemeklerimizin ne kadar zaman içerisinde servis edildiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani bir müşteri geldiği zaman herhangi bir yemek istediğinde şu kadar dakika içerisinde yemeğimiz hazır demeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden aşçımıza lütfen koordineli çalışın ve hangi yemeğin ne kadar zaman içerisinde hazır olduğunu onlar öğrenin. Tamam? Ayrıca stoklu çalışacağız. Takım stoklarımız da olacak. Onların da düzenli olarak kontrolünü yapmamız gerekiyor. Şef, sen benimle gel. Ben stok kontrolünü nasıl yapacağını sana anlatacağım. Ortak benim anlatacaklarım bu kadar. Sen de eklemek istediklerim bir şey varsa ekleyebilirsin. Karışma bende. Neymiş? Müşteri? Müşteri her zaman haklıdır tabii ya. Biz müşteri için buradayız. Müşteriyi geri çevirecek elemanın var ya, alnını karıştı. Biz burayı niye açtık? Para kazanmak için açtık. Müşteriye yok denilmeyecek ya. Müşteriye hayır denilmeyecek derken ben anlamadım tam olarak. Ben Fransız ve İtalyan mutfağı çalışıyorum. Bir gelip kuru fasulye pilav istersen olacak. Evladım sen kuru fasulye pilav yapmasını bilmiyor musun? Biliyorum da konseptler mi? Ulan yemişim konseptini. Konsepte aykırılık nedir ya? Konsepte aykırılık diye bir şey yoktur. Konsepte anlamayan senin gibi becerik saçlar vardır. Ulan kuru fasulye pilav dediğin, konsept dediğin, kuru fasulye pilav yaparsın, üzerine sos, baharat, adına da Meksika fasulyesi dersin, fiyatı da 5 değil 50'ye kakalarsın, al sana konsept. Böyle şeyleri öğrenin ya. Bak ben öğrendim. Şey efendim, ortağınızın istemediği tarzda müşteriler gelirse ne yapacağız? Ne demek ya? Müşterinin istenmeyeni mi olurmuşlar? Böyle serseri takımı, ilk falan, o tarzda müşteriler. Diğer müşterileri rahatsız eder, kaçırır falan da olmaz. Oğlum iyi misin? Sen bunların yanında kala kala var ya, seni ben aldım oğlum. Biraz kendine gel ya. Hatta atın yanına bağla, ya yığından ya suyundan derler ya. Şuraya bak ya. Müşterinin istenmeyen şey olmaz ya. Her müşterinin bizim başımız üstünde yeri var ya. Hayat kadını... Şey gelirse efendim yine, hayat kadını tarzında müşteriler. Şey yanında ve şeyle falan. Oğlum, Fatih. Ben... Sen küçükken topun inşaat falan kaçmadın mı? Oradan küçük şey de olur. Hayır, kaçmadıysa da ben kaçıracağım topu. Bu ne demek hayat kadını falan? Hayat kadını dediğin zaten aynı sektördeyim. Hizmet veriyor işte. Hayat kadını şeyiyle gelirse. Ulan şeyinin şeyi de gelsin. Gelsin yeter ki. Bunları öğrenin ya. Ulan vallahi öyle bir şey yapın. Kapıya aldım ki bırakırım geri. Seni aldığım yerleri biliyorsun. Sen zaten önüne bak. Ya çıkacaksın. Müşteri bu. Mevlana gibi olacaksınız ya. Gel diyeceksiniz ya. Gel. Ne olursan ol gel diyeceksin ya. Bak müşteri geliyor. Koş lan koş. Sen de aççı. Yürü mutfağa. Yok. Her gün aynı yer. Her gün aynı yer. Bak şu restoranda bir yer açılmış. Ben seni bugün oraya götürdüm. Yalnız orası pahalı bir yere benziyor. Şimdi öğle yemeği yiyeceğiz derken kazık yiyip çıkmayalım. Pahalı olsa ne olacak? Menüye bakar kaçarız. Hiçbir şey olmaz. Tabelası falan çok büyük yapmış galiba. Ya. Hiçbir şey yok. O bir yerden kalır. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hiç şöyle alalım. Efendim. Buyurun. Birazcık. Çok yaparsın. Çok yapmaz mı? Teşekkür ederim. Biraz doldu bak. Aman efendim, siz ilk müşteri misiniz? Ne yapıyorsun evladım? Sizi şöyle masaya alın. Şöyle alın. Bir böyle. Sen nasılsınız orası ama? Ölü mü gör ya, lütfen kalkın. Buyurun. Lütfen ya. İlk müşteri misiniz? Oğlum. Mustafa görsene ilk gözlerim. Buyurun ya, efendim, buyurun. Ne demek ya? Buyurun. Sen merak etme. Koş, sandalye kap. Sandalye. Buyurun. Hatta sizin siparişleri ben alayım. Oğlum beni getir. Tamam baba. Aman efendim, ne demek ya? Siz ilk müşteri misiniz? Hayırlı olsun. Rahat olun. Hayırlı olsun bu arada. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel. Çok para harcadık. Belli. Ben oldum Melih. Buyurun efendim. Buyurun bakın. Hatta beraber bakalım. Bizimce yiyelim, size sonra sesleniriz olur mu? Arkadaşım gider misin? Kısaca. Teşekkür ederim. Biz buraya hemen seslenelim.
Sen yapma ya. İsimleri de sen Fransızca sözlüğü gibi. Ne yapacağız? Hiç çıkamayacağız. Bir alabilir miyim? Masayı da değiştik. Sen bana bırak o işi. Bana işi bana bırak. Ne yapacağız? Nasıl kaçacağız? Öpmez misiniz? Buyurun. Anlamadığınız şey mi o? Biz aslında hiçbirini anlamadık. Çok isimler Fransızca sözlüğü gibi. Bu yemekler çok farklı. Yani kesinlikle güzel bir ama. Bize göre değil. Ne demek efendim? Aman lütfen aman. O işte ben size her şeyi çağırayım. Hoş size daha yardım edin. Hoş geldiniz. Şey ne demek efendim şimdi size gerekli açıklamaları yapar o kadar para veriyoruz. Hoş size. Kendisi çok ünlü aşçıdır. Buyurun efendim nasıl yardımcı oluyor? Biz menüden hiçbir şey anlamadık. Takdir edersiniz ki anlamadığınız yemeği sipariş vermek istemiyoruz. Size zahmet olmasın biz kalkalım. Biz kalkalım aman efendim. Aman efendim siz ilk müşterimizsiniz. Ben size bir güzellik yapacağız. Müşterimiz. Rahat olun. O zaman ben size yardımcı olayım. Eğer pirinç seviyorsanız şeytan sürüp hiç bilen ben çok güzeldir. Şeytan falan çarpar mı bunları bize almıyor? Yok biz onları almıyoruz. O zaman kırmızı et severseniz de alevli file gulaş. Çok güzel yaparım. Dönmek gibi olur. Ne? Alevli file gulaş. Şimdi... Yok almıyorum. Allah şeytan. Biz. Siz. Siz. Biz. Siz. Biz vejetaryanız. Evet, aman evet, efendim. Aman efendim. Ne demek? Lütfen ya. Ölümü görün ya. Lütfen ya. Lütfen görün. İlk müşteri misin? Ben seni de... Evladım. Sebze yemeği falan yok mu ya? Bir görevim kalkalım ama. Meyve vejetaryansız ben sana ratatouille yapayım. Çok güzel yaparım. Sebzeleri ayrı ayrı pişiriyorum. Aile çok vakit alır. Çok vakit alır. Ya efendim, la türlü ma türlü dediği şey bildiğin Türkçe'de türlü ya, sebze türlüsü ya. Yapma gözünü seveyim ya. Ya o. İki patates, üç avuç. Ya şimdi aşçımız hepsini ayrı ayrı, hepsini bir arada 10 dakikada pişirir gelir. 10 dakikada mı? Evet. Size bir güzellik yapacağız demedim mi ben? Şimdi aşçımız gidecek. Daha farklı böyle bir güzellik. En güzel yemeğini sizin için yapacak. Yemek. Lütfen rahat olun, beni de strese sokmayın. Peki ben de size güzellik yapayım, o zaman tatlı ikramınız olsun. Çikolatalı evet. Armut filenlem çok güzeldi. Afiyetle yersiniz. Eyvah eyvah. Afiyet olsun. Sen de sonra görüşeceğiz. Oğlum ne yaptı lan? Bir şeyler ısmarladı lan. Patron falan dedi patron. Oğlum sanki cebinden ödüyor ya. Olsun patron ben hallederim. Ne yazdırdı lan? Ahmet ne söyledi o? Armut filenem. Ulan armudu evden getiriyor sanki ya. Ne yapacağız ben şimdi? Hallederiz patron. Ulan halledersin lan. Hallederiz. Hesabı 20 lira kuver görürüz. Anlamaz bunlar baksana tipe. Kuver de lan ben anlamadım. Et yaptığım servisin ücreti. Öyle mi? Evet. Konsept. Öteki patron. Ulan sen bu işi hallet var ya. Patron. Ulan sen bu işi hallet. Patron. Hadi söyle. Ben de seni. Ben de seni. Ayın elemanı yapacağım lan. Ayın elemanı derken? Ulan her yere resim yapacağım. Dolaplara, lavabolara her yere asacağım işte ulan. Git koş. Tamam öteki garsonu forsunum. Tamam bakalım. Diyorum. Hesap alabilir miyiz? Oyun efendim. Sağ olun. Afiyet olsun. Mustafa ne kadar gelmiş? Mustafa kaşın gözün ayrı oynuyor. Ne kadar gelmiş? Ben... Dur. Bak ne dedim ben sana. Sevda. 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 Burada kaç tanesin ya Mustafa? İstemiyorum bana anlatsak ne yapmayız? Ben sana dedim bildiğiniz yere gidecektik. Küçük sanayi ciğerciye niye gitmedik oraya? Tamam bağırma tamam, haklısın. Şu da ziyaret edecek. Dörtü ne işiniz var burada şimdi? Böyle üstüme gelmiyor. Ah, oğucumu sen de almış. Sen bir kere çocuğu oku taksine dedin mi? Şey ben onu gittim. Ah, ne yapacağız biz şimdi? De. Çıkamayacağız buradan. Şuna bak. Ben de kuruş vermem. Bu ara ben annemi yazmayacağım. Onu hacca göndereceğim. Hacca mı? Evet. Bugün çıktı. Evet, öyle. Bak bak bakalım. Kafanı dikine dikine gidiyorsun. Uğraşıp duruyoruz sonra bunlarla. Bak. Ne yapacağız şimdi? Ben seni bir gün yarı yolda bıraktım mı? Bugün de bıraktım. Ha. Ana. Ne? Garson. Evladım bakar mısın? Buyurun efendim. Kuver mi? Servis biz böyle bir şey yemedik. Biz öyle yemedik. Biz yemedik. Efendim ben size yaptığım servisin ücreti. Geçir ben. Yok yani. Hani ne geçirmesin? Teşekkür ederim. Ne geçirmesin? Şimdi
Burası benim evim. Evet. Sizin evi sipariş ettim. Sen yok hayır. O mu? Yok benim şu an kimse yaptığım servisin için. Bunlar hediye mi? Ne gibi? Bunlar hediye mi ediyoruz masayı falan? Yok efendim birimiz de. Kardeşim burada kalacak bunlar. Arkadaşım. Aa tamam sileriz. Tamam, arkadaşım sileriz. Bak bu ay, terbiyesizlik. Aa olur mu efendim? Bu saygısızlık. Biz bir ilk müşterimiz. Evet ilk müşterimizsiniz. Bu bunu. Arkadaşım ben bu hesabı karşılıyorum. Pardon. Ben burada hesap falan ödemem. Ben bu lokantanın sahibi vereyim afiyet olsun. Nedir sorun acaba? Efendim hesaba karşı çıkıyorlardı. Kuveri 20 lira. Evet. Kuveri efendim. Evet siz oraya kuver yazmışsınız. Biz almıştık kör yedik. Bir de galiba Arif'in yerine ayran yedik. Bu iş böyle. Ay Allah nasıl olmuş. Olur mu canım siz bugün ilk günümüz. Siz de ilk müşterimizsiniz. Aslında biz ilk günümüzde size adisyon bile açılmaması gerekiyordu. Ben arkadaşlara talimat vermeyi unuttum herhalde. Benim eşekliğim çok özür dilerim. Herhangi bir borcunuz yok. Olur hocam ben gelirim. Çok rica ederim. Olur mu? Bir miktar değilim. Ben size kahve ispatleyeyim bir dakika alır mısınız? Yok bu kadar rahatsızım ama. Karton bardak koyuyorsunuz, işe mi paket falan. Henüz karton servisimiz yok ama yarın olacak. Biz yarın bir kahve içmeye beklerim. Vallahi yani lütfen. Arkadaşlarınızı tavsiye etmenizi rica ediyorum. Afiyet olsun. İyi günler. Teşekkür ederiz. Süper yemiş, ben burayı tuttum. Kahve çıkartınca para da mı çıkıyorsun? Bak, yiyip içiyoruz yemeğimizi. Kavgamızı ediyoruz. En sevdiğimiz şey yapıyoruz. Para ödemiyoruz. Oğlum bu ne? Kuver ne evladım? Ben sana böyle bir şey yaz dedim mi? Bu ne saçmalık Allah Allah! Kuver dedi efendim. Ne oluyor ya? Ortak sen ne yapıyorsun ya? Ulan bu adı söylüyorsun ulan. Allah'ım yarabbim ya. Bilmiyorum sana ortak. Kendisi böyle mi konuştuk seninle? Ya kardeşim gitti o senin çok bilmiş aşçın çikolatalı armut falan hediye etti. Ne güzel. Ya güzeli var mı ya? Biz de işte hesabı kurtaralım diye kuver geçirdik. Ortak ama bak. Ama doğru suç bende. Niye müşteriye geçiriyorsun? Ahçıya geçirsene. Ortak sen ne yapıyorsun? Bak ne dedik? Müşteriler şimdi memnun. Gezip ayrıldılar. Başlarından gidecekler. 2 kişiler başlarına tavsiye edecekler. 3 kişi gelecekler. Onlar gidecek. Başlarına tavsiye edecek. 4 kişi gelecek. Böyle gelişecek işte. Ulan bu çulsuz müşterilerin tanıdığı mı olur lan? İstemiyorum böyle müşteri falan. Şuraya bak ya. Güzelim adisyonu yırttın ya. Ben bundan daha ilk paramızı kazanacağız. Çerçeve atacağım. Orada para sayma makinem boş duruyor. Yapma Allah'ını seversen ya. Çok para sayma makinesi mi aldın? Evet. Çocukluk hayalim. Efendim, iyi kötü. İyi kötü ilk aya tamamlarlar. Müşterilerin kimi konsepti değil, çoğu ise pek memnun değildir. Hoş restoran ilk ayında müşterilerini pek memnun edememiştir anlayacağınız. Ne üflüyorsun pöpüyorsun? Lan tabloya bak 0-0 evde var 0 ya. Ne tablosu ne lan? Hala diyor niye üflüyorsun ya? Gitti para var mı? Nasıl ya bakayım? Al bak. Al karne bakayım, al. Bakayım karne. Eksi 0 artı 8. Toplam eksi 0 yapıyor nasıl olur bu? Lan ne olacaktı başka ne bekliyorsun? Adisyonu yürüt. Müşteriyi bilmem ne. Yok bizim müşterimiz değil. Daha yani, ne bekliyorsun? O zaman biz hiç bir şey kazanmadık yani bu ay. Anladıysan iyi. Ama neyse canım bunlar böyle 6 ay yapılır ya da yıllık yapılır. 6 ay mı? Tabii ne alacağı ya? Lan 3 ay sonra baktık olmuyor, kapatırız. Bunu burası toplar giderim. 3 ayda hangi şirket yarı geçmiştir? Saçmalama olur mu öyle şey canım? Biz bunu 6 ayda düzeltiriz sen merak etme. Bak şimdi bir planlarım var gel. Şey yapma. Efendim uzatmayalım. 3 ayda geçmiştir. İşletmeye hala kâra geçmemiştir. Şef garson ve diğer garson kendi aralarında konuşurlarken içeri ciks gürümlü bir müşteri girer. Mekana bak ya, bomboş. Sinek avlıyoruz, kimse yok. Of Allah, ne kadar güzel işte. Eski çalıştığım yerde çok yoruldum ben. Burası 10 numara, çiçek. Neresi güzel ya, batacağız ki böyle giderse. Görmüyor musun? 6 aylık bilanço 0. Batarsak batalım canım, patronlar düşsün. Bana ne? Ne demek bana ne? Benim 2 aylık alacağım var içeride. Onu nasıl yapacağız? Ben paramı alıyorum valla. Her ayın 5'inde. Tıkır tıkır. Ne demek ya ben paramı alıyorum? Sen alamıyor musun? Yo, ben ara...
Her ayın 5'ine verdiğim zeytler 2 aydır tık yok. Aa, demek ki sana... Ha. Sen söz almışsın, ben sözleşme. Doğru söylüyorsun. Neyse, ay sonu gelsin. Öteki patron sigortamı yapacağım dedi. O zaman belki aklımı ararım değil mi? Senin sigortan yok. Yok tabii. Takım bana benim sigortam falan var deme ha. Sigortam olmadan işletmeye adım basmam. Nasıl ya? Olur mu öyle şeyler? Hayda. Çalışmıyorum ben burada. Al kendi kendine çalış, tamam mı? Ne yaparsan yap. Çıkıyorum. Al. Ne oldu? Sigortalı mı yaptılar? Yok, yapmadılar sigortalı. Benim ne yapıp edip burayı kâra geçirmem lazım, tamam mı? Nasıl yapacaklar? Her gelen müşteriyi geri çevirmem lazım. Para kazanması lazım ki içerideki 2 aylık alacağımı kurtarayım. Ondan sonra ne olursa olsun. Tamam mı? Gel. Sana çok güzel bir kız var. Nasıl? Bak, sen? Müşteri gelin. Hadi koş, kâra geçin. O için müşteri. Arabası kadar gelmişsin. Buyurun. Valiye söyle, gözünü öne getirsin. Göreyim. Tamam efendim, ben hallederim. Böyle oturun. Buyurun efendim. Uzadım, o yüzden bak, battık. Hakikaten battık. Bitti. Ne yapalım yani? Hayırlı olsun. Merhaba sizi. Kuzen, ne yapıyorsun ya? Ha? Özlemişim seni. Sen kilo almışsın biraz, görmeyeli. Ya çok özür diliyorum. Malum sen biliyorsun, söylemişsindir belki ortağına da 3 aydır Almanya'da eğitimdeydim. Malum şirketimiz eğitim olayı çok önemsiyor. Ama döner dönmez inan olsun daha annemi bile aramadan buraya geldim. Ayağımın tozuyla. İnanmayacaksın. Anlattılar bitiremediler. Şöyle bir bakıyorum da hiç fena almamışsınız. Ben. Thank you.